Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için abone olunuz ve lütfen bildirim. Evet Gobeller, olasılığın 5. köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Ayarlayalım şöyle her şeyi. Bakalım ne diyor. A ve B olayları. E örnek uzayına ait iki olaydır. Bakın burada şunları söylemiş. A'nın olasılığı 3 bölü 5, B'nin olasılığı 3 bölü 10, kesişimlerinin olasılığı yani A ve B'nin olasılığı da 7 bölü 20 olarak söylenmiş. Buna göre A birleşim B kaçtır diye bir soru soruyor. Tıpkı kümelerdeki gibi burada da şu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlarım. A birleşim B'nin olasılığı eşittir. A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu formüle göre sıralarsak bunları da A'nınki neydi? 3 bölü 5 artı B'ninki 3 bölü 10 eksi kesişimleri de 7 bölü 20 imiş dostlarım. Hemen payda eşitliyorum 4 ile 2 ile ve 1 ile çarpıyorum bunları. 4 ile çarparsak 12 olur artı 2 ile 3'ü çarparsak 6 olur dostlarım eksi 7 de buradan geliyor bölü 20. 18'den 7 çıktı. 11 bölü 20 imiş bu sorumuzun cevabı. 2'ye bakalım. Şurada diyor ki birleşimleri 3 bölü 4. Burada da bakın diyor ki B'nin değili yani B'nin olmama olasılığı. Şimdi kesin olay 1 ile gösteriliyor arkadaşlarım. Kesin olasılık 1 ile gösteriliyor. Şimdi B ile B'nin değilinin toplamı 1 olacak. O zaman ben B'nin değili 1 bölü 3 ya. 1 bölü 3'ü bu tarafa atarsam B'nin olasılığını bulurum. B'nin olasılığı 1 eksi 1 bölü 3. 3 kere 1, 3, 1 çıktı. 2 bölü 3'müş yani B'nin olma olasılığı. Değilini soruyorsa hemen 1'den çıkartıyorsunuz. 1'den çıkarttığında da B'nin olma olasılığını buluyoruz. E yine şu formülü yazalım. A birleşim B. Şimdi T'leri yazmıyorum uzun uzun. A artı B eksi A kesişim B'ydi dostlarım. Şimdi A birleşim B'yi biliyoruz. 3 bölü 4 eşittir. A dursun burada. B'yi de biliyoruz. 2 bölü 3 eksi A kesişim B. 2 bölü 3'ü buraya eksi olarak atarsak 3 bölü 4 eksi 2 bölü 3'ten. Bakın ne kaldı burada da? A eksi A kesişim B. Zaten benden de bunu istiyordu arkadaşlarım. Şu işlemin sonucunu yapacağım. 3 ile genişleteceğim. 4 ile genişleteceğim burayı da. 3 kere 3 9 eksi 4 kere 2 8 bölü 4 kere 3 12. 1 bölü 12'ymiş bunun da olasılığı kardeşlerim. Geldik şuna. Bakalım bu ne diyor? Ayrı kolaylarmış. Demek ki E evrensel küme hepsinin toplamı 1 olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. A ile B'nin toplamı 3 bölü 5. B ile C'nin toplamı 2 bölü 3. Hadi bunları bir alt alta toplayalım biz dostlarım. Ne geliyor bakın. A geliyor, 2B geliyor ve C geliyor. Toplamları da 3 bölü 5 ile 2 bölü 3'ü toplayacağım. 3 ile 5 ile genişleteyim bunları. 9 artı 10 bölü 15. Yani 19 bölü 15 geldi. Şimdi bir de şunu biliyoruz biz. A artı B artı C ayrı kolaylar olduğu için toplamları 1 olacak. Hadi bunun da üstüne şunu yazalım. Hatta şunu yazalım önce. 2B 19 bölü 15'miş. A artı B artı C'yi de 1 diyebiliyoruz. Çıkartalım bunları. A'lar gitti, C'ler gitti. Bir tane B geldi. 19 bölü 15'ten de çıkartırsam 4 bölü 15'i paketledim dostlarım. Şuna bakalım bu ne diyor. Yalnız A, B, C atlarının koştuğu bir yarışta A'nın yarışı kazanma olasılığı şöyle bir yazalım. A'nın yarışı kazanma olasılığı, B'nin yarışı kazanma olasılığı, C'nin yarışı kazanma olasılığı diyelim. A'nınki diyor, B'ninkinin iki katıdır. C'ninkinin de yarısıdır. Şimdi A, B'nin iki katı. O zaman B'ye K dersem kazanma olasılığını, A'nınki 2K'dır. Ve A da diyor C'nin yarısıdır. 4K. Peki, B'nin yarışı kazanma olasılığı. Arkadaşlar bunların hepsinin toplamı neye eşit olacaktı? 7K. 1'e eşit olacaktı. Demek ki K eşittir 1 bölü 7.
Zaten bize de K'yı soruyor. B'nin kazanma yarışı olasılığı nedir diye soruyor. Unutmayın, bunların hepsi ayrı olaylar, toplamları 1 olacak. Tamam mıdır dostlarım? Evrensel cümlemiz 1. Evet, 5'i gömdük. Hadi 6'yı da çözelim. Bir madeni para 5 kez arka arkaya atılıyor. Paranın bir kez yazı 4 kez tura gelme olasılığı. Şimdi parayı 5 kez atınca ne oluyordu arkadaşlarım? Tüm durum ne olacaktı? 2 üzeri 5 olacak değil mi? Bu tüm durum. Yani 32 olacak tüm durum. Bir kez yazı 4 kez de tura gelme olasılığı. Şimdi biz bir kez yazıyı bulalım da geri kalanlarda mecbur tura olacak değil mi? Ben şimdi diyorum ki sadece bir yazı gelse. Bir yazının gelme olasılığı şudur arkadaşlarım kısaca. Bakayım şöyle yukarıya. Evet, hocam da göstermiş şurada, bakın kutunun içine almış. O muhabbeti yapacağım ben de arkadaşlar. Parayı 5 kez atıyorum. Bir kez yazı gelmesini istiyorum. Yani 5'in birlisini istiyorum aslında arkadaşlar. Bu da nedir? 5. İşte cevap 5 bölü 32 geldi dostlarım. Bakın kolaydır. Hadi bir tane daha yapalım. 8 kez arka arka atılıyor. Paranın her atışta yazı gelme olasılığı. Şimdi 8 kez atılıyorsa bir kere 2 üzeri 8 tüm durum. Her atışta yazı gelecek diyor. 8 atışın 8'inde de yazı gelecek diyor arkadaşlarım. Üsttekinde neydi? 5 atışın 1'inde yazı gelecekti. 5'in birlisi yaptık. 8 atışın 8'inde de yazı gelecekse 8'in 8'lisi yani 1 olacak. 1 bölü 2 üzeri 8'de 256 yapar. 1 bölü 256. Şuna bakalım. Bir madeni para 12 kere arka arkaya atılıyor. O zaman tüm durum 2 üzeri 12. Hepsinin yazı. Yani 12'sinin de yazı gelme olasılığı. 12'nin 12'lisidir. Diyor ki veya hepsinin tura. Yani 12'de 12'sinin de tura gelsin. Kaç durum vardı? 2 üzeri 12. Bunu istiyor bizden arkadaşlar. Peki 12'nin 12'lisi 1 demektir. Şurası 1. Tabi burası da 1. Buna da takla attıralım. Şöyle olur. 2 üzeri eksi 12 artı 2 üzeri eksi 12. Yani 2 tane 2 üzeri eksi 12. 2 üzeri 1 ile 2 üzeri eksi 12'nin çarpımı da nedir dostlarım? Üstler toplanır. 2 üzeri eksi 11. Yani Ceyhan sorumun cevabı geldi. Şuna bakalım. 7 madeni para sırasıyla atılıyor. Paraların sırasıyla yazı tura, yazı tura biçiminde gelme olasılığı nedir diye soruyor. Şimdi 7 para atıyorsam bir kere 2 üzeri 7'dir arkadaşlarım. Bu 128 yapar. Yazı tura, yazı tura şeklinde gelmesinin ihtimali, durumu, yazı tura, yazı tura bir durum vardır arkadaşlarım. Yani istediği şeyde sadece bir şekilde gelebilir bu. Yani ne diyeceksin o zaman? Bir de burada, buraya yazacaksın istenilen durum. Hani bir tek bu şekilde gelir değil mi? Başka nasıl olabilir ki yazı tura, yazı tura, yazı tura sadece bir durumu vardır. Başka da yoktur. Şöyle olsaydı yazı tura tura deseydi belki değişik seçenekler çıkabilirdi. O zaman 1 bölü 257'den 1 bölü 128 sorumuzun cevabı geldi. Evet, 7 numarayı aldım arkadaşlar. Bu arada ben hiç odaklanmaya da bakmadım. Bir de ona bakayım ya. Sıkıntı çıkmasın sonradan. Tamamdır. İki zar aynı anda atılıyor. Peki, iki zarı aynı anda attık. Üst yüze gelen sayıların arasındaki farkın mutlak değerinin 3 olması olasılığı. Şimdi biz iki zarı aynı anda atıyorsak, bir zar atsaydık 6. İki zar attığımda 2 üzeri 6 durum vardı. Bak tıpkı madeni paradaki gibi. 2 üzeri ne yazıyordum parada? 2 yazıyordum. Neden? Çünkü ya yazı ya tura gelecek. 2 seçenek vardı. Bunda 6 seçenek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelebilir. Bir zara attığınızda 6 rakam vardır üstünde. O yüzden 2 üzeri 6'dır bunun. Pardon 6 üzeri 2. Ya nereden çıktı 2 üzeri 6? 6 üzeri 2 gelecek arkadaşlarım. Heh, şimdi oldu. Ne diyoruz şimdi burada biz bir de? Şunu yapalım. Üst yüze gelen sayılar arasındaki farkın mutlak değerinin 3 olması olasılığıdır diye soruyor bize. Farkının mutlak değeri 3 olacak. Mesela 1 ile 4 olur mu arkadaşlar? Başka 2 ile 5. Başka 3 ile 6. Bunlar geldiğinde farkları bakın 3 geliyor değil mi? Hepsinin mutlak değeri de artı 3 oluyor. Tabii 4 ile 1 de olabilir. 5 ile 2 olabilir, 6 ile de 3 olabilir bir de arkadaşlarım. Birinci zar 6, ikinci zar 3 de olabilir. Yani istenilen şey farklarının mutlak değerinin 3 olması için 6 durum söz konusu.
6 bölü 6'nın karesi. Yani 36 diyeceğim. 6 bölü 36 da 1 bölü 6 yaptı kardeşlerim. Şuna bakalım. İki zar birlikte atılıyor. O zaman yine paydamız 36 mı arkadaşlar? Zarların üst yüzüne gelen sayıların farklı olma olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi tabii farklı olanları tek tek saymayalım. Şöyle yapalım arkadaşlarım. aynı olanları düşünelim. Aynı olanlar ya 1-1 olur, 2-2 olur, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Yani 6 tane aynı olanlar var. O zaman aynı olmayanların da sayısı 36-6'dan. 36'dan 6 çıkarsak, 36'dan 6 çıkarttık. Ne kalıyor ya? 30 kalıyor arkadaşlarım. 30. Hemen bunlar da aynı olmayanlar, farklı olanlar yani. 6'ya böldüm 5, 6'ya böldüm 6. 5 bölü 6. Farklı olanlar bunlar. 6 tanesi aynı, 36 tane durum var. Böyle zarlara attığınızda 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 gelebilir. 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 gibi bu şekilde hepsi için yaptığınızda 36 tane durum var. Yani 6'nın karesi kadar. Bunlardan aynı olanları çıkarttım ki hani 1, 1'i, 2, 2'yi, 3, 3'ü çıkarttım arkadaşlarım. Bunları çıkarttığımızda geriye 30 tanesi kaldı. İstenilen durum 30, tüm durum 36, 30 bölü 36. Yani o da 5 bölü 6 yaptı. Şimdi buna bakalım. Bir düzgün 400'ünün 300'ü mor, bir yüzü yeşildir. Bu düzgün 400'ünün bir kez atıldığında görünen yüzeylerin mor olma olasılığı. Yani şunu mu söylüyor bize? Görünmeyen, altta kalan yüzeyin yeşil olmasını mı soruyor bize arkadaşlarım aslında kısaca? Alttaki yüzey yeşil olsun diyor. O zaman yeşilin alta gelme durumu, bir durum var. Bir kere attığımda yani diğer üçü mor olduğu için bir tane durumda yeşil alta gelirse, yeşil bir durumda alta gelir. Dört yüzey var, dört yüzeyin aşağıya gelmesi tek tek dört farklı biçimde olur. Dört tane de tüm durum var arkadaşlarım, 1 bölü 4. Şimdi şuna bakalım, iki zar atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının dördün katı veya ondan büyük olma olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi üst yüze gelen sayıların dördün katı olmasını düşünelim. 2'ye 2 olsa 4'ün katıdır. 4'e 4 olsa 4'ün katıdır. 6'ya 6 olsa da 4'ün katı olur. 12 yapar çünkü. Başka 2 ile 6'yı alalım arkadaşlarım. Yine 8 yapıyor 4'ün katı. O zaman 6 ile 2'yi de alalım. Yine 8 yaptı. 1 ile 3'ü alalım. 1 ile 3 var. Bir de 3 ile 1'i alalım. Yine 8 yaptı. 5 ile 3'ü alalım. Bir de 3 ile 5'i alalım. Bakın hepsi 8 yaptı. 4'ün katı oldu. 3, 6, 9 durum var dostlarım. 2 zar attığım için 6'nın karesi 36 tane de tüm durum. Bu 4'ün katı olması veya diyor şimdi veya ondan büyük olmasını düşüneceğiz. Ondan büyük olması için de ya 5 ile 6 gelir ya da 6 ile 5 gelir. Yani 11 yapar bu da. Başka da ne var arkadaşlarım? Şöyle düşünelim. 5 ile 6, 6 ile 5 ondan büyük olma olasılığı diye soruyor bize. Şey de var tabi 6 ile 6 da var o zaman onu da düşünmem lazım. 6 ile 6 da olur. 3 durumda buradan geliyor. Yani 3 bölü 36 da buradan geldi arkadaşlar. 3 bölü 36. Peki şimdi toplayalım bunları. 12 bölü 36 yaptı. Yani 1 bölü 12 bölü 36 da ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı arkadaşlar. Ama cevap ne diyor? Denizli diyor buradan gördüğüm kadarıyla. O burayı galiba 2 bölü 36 aldı arkadaşlarım. Evet burayı 2 bölü 36 alırsa o zaman tamam. Ama niye 2 bölü 36 alalım? 6 6 da gelme olasılığı var. 2 zar atılıyor. Ondan büyük olması diyor. Ondan büyük dediği için evet 6 ile 6 da söz konusudur dostlarım. Yani 3 bölü 36 o zaman buradaki 6 ile 6'yı almadılar. 2 bölü 36 diyerek hesapladılar bence. Cevap 1 bölü 3 gelmesi lazım. Evet 7'yi de gördük 8'deyiz. Bir zar atma deneyinde sonucun çift geldiği bilindiğine göre yani tüm durum aslında ortada sonuç belli. Çift gelecekmiş yani ya 2 ya 4 ya da 6 gelecekmiş arkadaşlar. Tüm durum bunlar oldu o zaman.
Normalde zar atma deneyinde 6 farklı durum vardır tüm durum için. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Ama diyor ki bize çift geldiği biliniyor zaten diyor. Yani 2 ya da 4, 6 gelecek diyor. 2, 4, 6'dan biri geldi kesin. O zaman 3 durum var. Tüm durumumuz 3. 4 gelmesini istiyor. 4'te bir tane var. 1 bölü 3. İstediği şeyin sayısı demiştik. Şimdi 2 para atılıyor diyor. Tamam, 2 parayı attık. Bir veya daha fazla yazı geldiği bilindiğine göre, normalde şimdi biz iki para atınca dört seçeneğimiz vardı değil mi arkadaşlarım bizim? Ama diyor ki bir veya daha fazla yazı, şimdi yani ya yazı tura, ya tura yazı, ya da yazı yazı gelmiş arkadaşlarım. Bunlardan üçünden biri gelmiş. Yani tüm durumumuz o zaman 3. İstenilen şey ne? İkinci paranın tura geldiği, ikinci paranın tura geldiği bir durum var. O zaman 1/3. Şuna bakalım. Diyor ki şekildeki 12 eş kareden taralı olanların birinin altında bir altın olduğu biliniyor. İki seçim hakkı olan birinin altını bulma olasılığı nedir diye soruyor. Ben 4 tanesinden ikisini seçeceğim değil mi? Yani 4 tane tüm durumum var. Gidip de beyazları seçmem. Tüm durumum 4. 2 tane seçim hakkı olduğu için 2 tane seçeceğim. 2/4. Yani 1/2. Hadi. Şuna bakalım bu ne diyormuş. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i kimya dersinden, %70'i kimya dersinden, %55'i matematik dersinden, %32'de her iki dersten geçmiştir. Rastgele seçilen bir öğrencinin kimyadan geçtiği bilindiğine göre. Yani bir kere tüm durumumuz şurası. 70. Matematikten de geçmiş olmalısın. Yani kimya ve matematikten ikisinden de geçecekse %32'den de istenilen durum buradan olacak arkadaşlarım. 32/70 yani 16/35'tir bu sorumun cevabı diyebilirim dostlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik goberler. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle gençler, kendinize iyi bakın.